Haftadır. Merhaba Tuğba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Benden de iyi. Sevgili karantina, o kadar biz pandemide evdeydik ama sen evde olup bir de film çektin. Nasıl bu aklına geldi? Yani aklıma gelmekten ziyade akışta oluşan bir şey oldu yani. Normalde hep bir kısa film çekmek istiyordum. 3 tane kısa film senaryosu yazmıştım. Ve böyle pandemi öncesi artık böyle birini çekeyim falan diye böyle bir hareket almaya başlamışken pandemi oldu. Evet. Sonra ben bir depresyona girdim böyle. Ben hiçbir zaman çekemeyeceğim bir kısa film falan diye. Bayağı canım sıkıldı yani. Sonra neyse herkes gibi başladı pandemi ve ben tek başıma yaşıyordum. Yani aslında filmimdeki bütün karakterler teker teker oldum yani ve hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Bir kısa film çekeceğimi yani düşünmemiştim. Yani herkes gibi böyle bir önce depresyona girdim. Evet. Ki karakterlerimden birisi depresyon. Sonra içmeye başladık. Böyle şeyler, house party gibi platformlar falan oldu ya böyle. Evet. Girmeye başladık, deli gibi içmeye başladık falan. Bayağı house party yapıyorduk yani. O da benim hangover karakterim. Tabii ki insan içtiği zaman falan hep düşünüyor. Ben de düşünüyorum yani. Böyle yavaş yavaş düşünmeye başladım ya. Ne oluyor, ne yapıyoruz biz yani. Böyle kafamda sahneler düşünmeye başladım. Sonra biraz böyle alışmaya başladı. Dedim ya acaba mı ya ne oluyor? Bir şey mi çıkacak acaba burada? Sonra bu alkol mevzuları beni çok yormaya başladı. Yani bu böyle gitmez yani evde oturuyoruz her gün iç nereye kadar. Sonra spor yapmaya başladım. O da kardiyo karakterim. Süper. Sonra tabii ki yavaş yavaş ben zaten spiritüel yanı da olan bir insanım. Hani Reiki, Master'ım. İşte meditasyon yapıyorum falan. Meditasyon, reikiler, şunlar bunlar. O da yogi karakterim zaten yani. O yanım o. Sonra bütün filmi kafamda oluşturduktan sonra ki ben de genelde öyle oluyor. Öbür kısa filmlerimde de aynı şey oldu yani. Gerçekten bütün filmi kafamda yazdıktan ve çektikten sonra oturup yazmaya başlıyorum. Wow. Evet yani sonunu bile bilmem gerekiyor oturup yazmaya başlamam için. Bu da böyle oluştu. Sonra oturdum, o da yazar karakterim zaten. Oturdum ve yazdım. Sonra ama böyle tabii ki şüphelerim var yani. Hani insan hep şeyi duymak istiyor. Olmuş ya bu, çekilir bu hani. Birinden duymam lazım bunu yani. Duymazsam şey diyorum yani hani büyük bir işe gireceğim. Hani çok zor olacak. Yani bu film iyi değilse ben hiç uğraşmayayım. Sonra bir yakınımdaki işte ablamlara, en yakın arkadaşıma falan okutmaya başladım böyle. İnsanlar okuyorlardı, hoşlarına gidiyordu. Bir de senarist bir arkadaşıma okuttum. Onun da çok hoşuna gitti. Bir iki bir şey söyledi sadece. Orada bir iki düzeltme yaptım falan. Sonra dedim okey yapacağım. Sonra kamera bulmak lazım vesaire. Ama tam kapanmanın ortasındayız yani hiçbir şey kolay olmuyor. Hani nereden bulacağım, kimden bulacağım falan derken işte Anima'da çok çalışıyordum o sıralar. Sağ olsunlar işte orada böyle callback'leri çektiğimiz kameralar vardı işte ayaklar Süper. Vardı falan. Gittim onları aldım geldim. Ne güzel. Ama tabii önden ben şunları hiç düşünmedim yani hani mikrofon yani seste hep sıkıntım oldu sonunda ama her neyse bir şekilde çekmeye başladım ben. Tabii ki seti biliyorum yani hani 11 yıldır bu sektördeyim yani hani orası çok zor olmadı ama evim resmen sete döndü. Gerçekten yani hiçbir şey dokunamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum falan. Sabahın köründe uyanıyorum gün doğmadan. Yani evimin bütün ışıklarını biliyorum tabii ki. Nereye kaçta güneş vuruyor vesaire. Her şeyi çok iyi biliyorum. Ve salonuma vuran çok iyi bir ışık var yani. Açılış sahnesinde var o zaten. Onu orada yakalıyorum. Orada o saati bekliyorum. Onu çekiyorum falan. Böyle evin içine dört dönüyorum yani. Ama şunu düşün, kadraj yapmak. Tek başımayım. Ve kamerada büyük ihtimal arkasında ekran. Aynen. Yani şey... Yok öyle bir şey. Yok yani. Ben şey yapıyorum. Kayda giriyorum. Ya farazi koyuyorum oraya. Ne olabilir yani. Evet. Sonra geçiyorum. Yapıyorum bütün oyunumu. Geri gidip izliyorum. Bir yerde elim kolum çıktıysa farazi geri düzeltiyorum onu falan böyle. Anladım. Tabii ki her şey uzuyor yani. Çok hani. Doğru. Çok zordu o ya da işte referans bir şeyler koyuyorum falan böyle oraya. Değil mi? Oraya netlik almak aynen. Falan. Ayıcık tabii netlik içine koymam gerekiyor bir şeyler. Yani böyle spor aletlerim var falan böyle foam roller dediğimiz şey onu koyuyorum falan. Süper. Yani öyle gitti en zoru oydu. Özellikle banyo sahnesinde tam yani hatırlar mısın bilmem ama
Tam aynanın böyle dörde ayrılmış şeyi vardı. Tam ortaya getirmeye çalışıyorum. Depresyon zaten paramparça olmuş ya. Hı hı. Onu da tam ortaya getirmeye çalışıyorum falan. Yani çok kısa bir sahneydi aslında o. 3 saat sürdü çekmem yani. Wow. Yarım sayfa falan diye yani. Süper. Yani en zor çektiğim sahnelerden biriydi. Sonra tabii ki oyuncu yok, karakterler var yani hani onları şey de yapmam lazım yani klonluyorum yani. Ben bunu çekim tekniği olarak biliyorum evet. Yani onu çekerim ama sonra nasıl onu ben yapacağım premierde? Evet, o montajı da kendin yaptın. Ben yaptım ama orası çok sıkıntılıydı zaten ya. Yani çektikten sonra, ha bir de kediler var abi evde. Ben işte fix kamera yapmak zorundayım ya. Hani çekiyorum mesela Yogi'yi, içeri gidip kostüm değiştirmem lazım. Kedileri odaya kilitliyorum. Ya biri çarpsa bütün çektiklerim boşa gidecek yani. Çok zor şeyler yaşadım gerçekten ama yani bir yandan eğlenceliydi, bir yandan son iki gün artık şey olmuştu böyle yeter artık bitsin bu yani. Wow. Hani biraz bazen ben fark ediyorum tabii bazı sahnelerde artık çok sıkıldığımı fark ediyorum yani. Bir de oyunculuk yok ki bende, hiç yaptığım bir şey değil yani. Hani ezberlemem gerekiyor, özellikle Hangover'ın bir sahnesi var. Böyle hepsini sıradan geçiriyor ve yani ezber yapman lazım. O sahneyi de çok zor çektim yani. Wow. Sürekli unutuyorum. Ben yazdım ama unutuyorum yani. Çünkü bir süre sonra şey oluyor ya, sadık kalmalısın metne yani. Doğru. Orası da biraz zor olmuştu. Onun dışında işte çekip bitirdikten sonra... evet yani şimdi premier kullandım. Hani arda arda sahne koymasını biliyorum. Onda bir sıkıntı yok yani. Ama böyle şeyler var filmde yani. Nasıl yapacağım bunları? Bir kere bir arkadaşımla Zoom'dan bağlandık falan. Bana birkaç bir şey gösterdi. Ekranı yansıtıp vesaire. Sonra gerisi hep tabii Google'dan how to do this, how to do that falan diye gitti böyle. Evet. Ama deliriyorum yani. İnsan bildiği şeyi yaparken daha güvende oluyor. Ama bilmediği şeyi yaparken inanılmaz pes ediyorsun. Çok pes ettim. Yani şöyle oluyordu böyle sinirlerim tepeme çıkıyordu. Yapmıyorum diyordum. Hop yatıyordum bir hafta. Bir hafta dizi izliyorum asla böyle bir şey bakıyorum böyle. Hayır diyorum başlayamam buna. Sonra neyse yine topluyorum kendimi oturuyorum oraya. 5 günde çektiğim şeyi 1,5 ayda falan bağladım yani. Çok uzun sürdüm. Peki bir şey soracağım. Bu ilk bunu yazayım, böyle bir film yapayım. Barda mı oldu? Hangover mı? Hangisinden böyle birden ya biz çok karakter var ben bunları bir filmde yapayım gibi bir şey hani seni yazmaya teşvik eden neydi? Yani şu aslında ya çok garip bir şeyin içindeydik yani. Evet kesinlikle. Hani zaten onun enerjisi ve sadece ben değil yani etrafıma bakmaya başladım. Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Doğru. Belki benim sıralamamla değil ama hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Hepimiz depresyona girdik, alkolik olduk. En alkol içmeyeni bile alkol içmeye başladı yani. Doğru. Hep kapalıydık çünkü. Evet. Sonra bir anda hepimiz spor yapmaya başladık yani. O şey... Aslında pandemide aşamayı da temsil ediyor. Evet. Kişi olarak. Evet. Dünya küçüldü ya. Bizim asla tanımayacağımız mesela movement yapan inanılmaz bir hoca. Belki pandemi olmasaydı o adamı asla tanımayacaktık. Bir sürü insan tanıdık yani. Evet. Ve şu an bir sürü insan devam ediyor dünyaya dokunmaya. Doğru. Hani çok garip bir şey oldu. Evet. Asla tanımayacağımız insanları tanıyoruz ve onlarla bir de yoga yaptık, movement yaptık. Onların deneyimlerinden yararlandık inanılmaz bir şekilde. Evet. Ya bu enerjinin içinde hani şey diyorsun ya bir de şöyle bir şey var ben işkoliyim yani hani bunu şey yapmam lazım söylemem lazım bir de benim sektörümü düşün çok hızlı her şey. Evet. Ben o yüzden de çok depresyona girdim çalışmam lazım yani bir şey üretmem lazım o baya bir push yaptı bana yani zaten bir de kısa film çekmek istiyordum. E böyle bir şey bu karakterler bilmem ne bir yerde buluşturuyorum bunları falan derken niye çekmiyorum yani boş vaktim var boş boş oturuyorum sıkılıyorum neden yapmayayım ya. Hani yardım isteyebilirdim bu arada sanki hiç mi dışarı çıkamıyorduk yani birkaç arkadaşım gelirdim aynen ama şey istedim böyle tam bir karantina filmi olsun istedim. Kamera arkası da karantina olsun istedim. Bence çok da güzel olmuş. Gerçekten tek başımızaydık ve bence başkasını da
Yani dahil etmemiş olman ve kendini klonlamış olman ve o senin farklı versiyonlarının yani çok güzel bir diyaloğu olmuş yani. Montajı yaptın, sonra... Montajı yaptım, bağladım. Müzikleri falan da hep böyle kendi aslında sevdiğim ve hepimizin bildiği meşhur şeylerden yaptım tabii ki. İşte film müzikleri, şu bir Rocky'nin müziği falan filan. Neyse o şekilde ben insanlara izletmeye başladım filmi. Hı hı. Ve insanlar beğenmeye başladılar. Şimdi yani insan kendi yaptığında hep bir özgüvensiz oluyor ya. Hani evet. Ben bağladım o filmi ama şöyleyim yani, iyi mi ya bu? O kadar çok vakit geçirdim ki bana artık sıkıcı geliyor mesela yani. Hani onu bağladım, çektim, her sahneyi deli gibi biliyorum yani. Şeye bakıyorum, eğleniyor mu insanlar yani? Ve insan gülmeye başladı, bana böyle büyük tepkiler vermeye başladılar falan. Bu arada Adobe Premiere, hani ben editör değilim yani. O kadar dağınık ki proje. Hani saçma sapan böyle birini buraya tutturuyorum, öbürü oradan asılı falan böyle. Öyle bir proje yani. Sonra bir arkadaşıma izlettim, dedim ki ya bunu birinin toparlaması lazım bana. Sonra Emirhan işte sesçi bir arkadaşım, o da Remzi ile tanıştırdı benim. Sonra Remzi sağ olsun filmi çok beğendi ve ben dahil olmak istiyorum kesinlikle falan dedi. Filmi toparladı. Süper. Ve bir iki sahnenin yerini değiştirdi, böyle çok daha hoşuma gitti o zaman. Hmm. Aynen böyle birlikte bayağı uğraştık üstüne. Sonra Seda'yı izlettim işte, Anima, Seda Eroğlu. O da bayıldı zaten. Ben ses ve renk yapmadım. Seda sağ olsun filmi çok sevdi ve o bana Anima'da sesi yaptık. ABT'de de şey yaptık, rengi yaptık. Süper. Aynen. Nereden nereye? Evin evet. İçinde. Hani aynen. Canon marka o şey, callback kameralarıyla sonrasını. Evet. Zaten yani. Büyümüş. Aynen. Jenerikte de Seda'nın ismi post producer diye yazar yani. Süper. Peki sonra festivale nasıl karar verdin? Ya ben aslında hep festivallere bir şeyler yollamak istiyordum. 3 tane film yazmıştım yani. Amacım zaten hani festivale yollamaktı. Böyle iyi tepkiler alınca da dedim yani kesinlikle yollamalıyım. Bir de şöyle bir furya oldu ya, bütün festivaller Covid konusu açmaya başladılar. Hı hı. Hepsinde neredeyse yani %70 festival açmaya başladı. Ben ilk bunu fark etmemiştim ama bu arada hiç iyi değildim festival konusunda da, hiç bilmiyorum. Hı. Her şeyi sıfırdan araştırıyorum, onlar da yoruyor beni yani. Posterimi kendim yapıyorum, onu kendim yapıyorum, her şeyi kendim yaptım. Ve bazen de hep şey düşünüyorum, hani benim işim değil ki bu ya, kötü mü yapıyorum işini acaba? Sonra ilk başta ben bu Covid konularını görmedim yani, birkaç tane normal festivale yollamıştım yani normal şeylerden. Bir tane low budget bir yere yollamıştım. Sonra umudu kestim ben, dedim bunlardan geri dönüş olmaz ama bir yerden onur ödülü kazandım yani. Süper. Low budget'tan. O da Meksika'da bir festivaldi. Süper. Sonra tabii bu Covid'leri falan gördükçe oralara yollamaya başladım. Hı hı. Güzel geri dönüşler ama ilk böyle uzun bir süre hiç bir geri dönüş olmadı yani. O da biraz böyle motivasyonu düşürmedi değil yani. Ama sonra bir başladı böyle, 4 tane birincilik geldi, 2 onur ödülüm var, bir finalistliğim var, 3 tane semifinalistliğim var falan. Süper. Güzel gitti yani sonrası. Şimdi festivalde ödüllü bir filmim var. Bunun sana getirisi ne oluyor? Bunun bana getirisi ne oluyor? Bunu da çok soruyor insanlar. Ama bak şöyle bir şey var, görünür oluyorsun. Şimdi ben desem ki benim bir kısa filmim var. Zaten diyorum mesela bir kısa filmim var. İlk gelen soru şu, festivale yolladın mı? Ya da ödül var mı? Hani ilk sordukları şey bu yani. Uzun süre filmimi paylaşamadım festival sürecinde olduğu için. Hep aldığım ödülleri paylaşmaya başladım. İnsanlar merak etmeye başladılar. İnsanlar şunu düşünüyorlar. Film ödül aldıysa kesin çok iyidir. Anladın senin mı? Senin lafına güvenmiyorlar değil mi? Ödüllü oldu. Kesinlikle olmadı. Yani insanoğlunun kafası yani çok üzgün. Ben bile bazen düşünüyorumdur. Hani bazen film aradığımda şeye bakıyorum yani hani ödül almış mı? Hani Cannes'dan ödül almış mesela, hadi izleyeyim falan oluyorum ama bu çok normal. Yani ve ben hep ödülleri paylaştım uzun bir süre yani bir yıl kadar. Sonra artık filmi paylaştım. İnanılmaz bir izlenme oldu yani. Gerçekten çok şaşırdım yani. Sette bazen insanlarla karşılaşıyorum. İzledim ha filmi, çok iyi olmuş. Ben böyle gerçekten mi falan diyorum. O kadar çok oldu ki bu. Ama işte merak uyandı. Bu kadar birincilik aldıysa izleyeyim ben bunu. Burada kesinlikle bir şey vardır yani. Zaten bölümün altına linkini de koyacağız filmi. İzleyecekler arkadaşlar. Yani bence müthiş bir şey. Peki bundan sonra nedir planların?
Ha bir de şunu söyleyecektim bu konuyla ilgili. Aslında herkesin bakış açısından çok yani insan kendine güveni geliyor yani. Motivasyonun artıyor. Hani diyorsun ki başardım. Yani çünkü mesela dedim ya uzun bir süreç geri dönüş olmadı. Orada mesela insan şey oluyor yani. Hatta çevremdekiler bana şey diyor ya Tuba saçmalama yani. Çok iyi bir film yaptın. Birincilik gelmiş ya da gelmemiş. Ne önemi var? Evet ne önemi var? Ama şey oluyorsun. İstiyorsun yani. Anladın mı? Ve inanılmaz motive ediyor. Hani bu beni... Şu anda şuna itiyor yani. Ben devam etmeliyim buna yani. Kesinlikle. Yani. Bu arada videolarımız vardı Tuğba bizimle. Keşke iletişime geçseydik dost. Klonlama evet nasıl ya. Yapılır valla. Evet ya. Hepsi vardı. İnanamıyorum. Vallahi, evet gerçekten. Bir dahakinde lütfen. İnsanın basireti mi bağlanıyor? Nedir mesela o sesçi arkadaşım da bana şey diyor ya sen... Niye beni aramıyorsun yani? Ben sana mikrofon veririm ama ya. Ama her şeyde değil mi? De kendini de böylelikle daha bir geliştirmiş oldun açıkçası. Çok hani şey evet debelendim belki o arada bir premierde işte şeyler hani diyorsun ama sana müthiş bir getirisi olmuş. Çok şey öğrendim ama şunu da öğrendim. Yani filmcilik tek kişi işi değil yani. Gerçekten değil ve olmasın zaten yani. Evet. Zor. Ekip işi hakikaten. Evet. Böyle yani. O zaman... Bir dahaki projede lütfen haberleşelim. Aynen. Artık gerçekten bir ekiple böyle yani gerçek bir kısa film çekmek istiyorum değil yani. Mi? Tek başıma olmadım. Olsun. Artık tek başına da değilsin. Zaten pandemi de bitti evet. Artık hakikaten. Eline emeğine sağlık o zaman. Teşekkür ederim. Haydi dost.